belgeselci olduğu için onun bir belgeselinin sonunda bir yer vardı. Ben ondan çok etkilenmiştim. O yüzden de bu kampanyayı başlatmıştım. Çocuklardan birisi ilk önce bezler topluyor, poşet atıklarını topluyor. Bir ip buluyor, ondan sonra onları iç içe getirip top yapıyor. Ondan sonra ben dedim ki kendi kendime, çocuklar böyle oyuncakla oynuyor, biz böyle güzel oyuncakla oynuyoruz, kendimizden utanalım biraz dedim. Ondan sonra oyuncak kampanyasını başlattım. Ondan sonra bebekleri de unutmadık tabii ki de. Onları da bir mama bir biberon kampanyası başlattık. Onlar savaşın çocukları. Türkiye'ye sığındılar ve gelirken yanlarında çok az eşyalarla gelebildiler. Ben öğretmen olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Zümre arkadaşlarımla bunu paylaştım. Soğuk kış gününde en önemli şeyin atkı olabileceğini, veri olabileceğini düşündük. Peki bunu öğrencilere nasıl indirgeyebiliriz diye kafa yorduk birazcık. Ve çocuklara konuyu anlattık. Onlarla ilgili belgeselleri izlettik. Oradaki çocukların ayakkabısız olduğunu, aç olduğunu, ellerinin üşüdüğünü, rüzgarlı ve soğuk havalarda kulaklarının kıpkırmızı olduklarını gördüler, burunlarının üşüdüğünü. Biz de onlar için örgü örer misiniz, atkı örer misiniz dedik. Ve çocuklar çok mutlu oldular. Çocuklara bir şiş, bir yumak iplik aldık. Ve sınıfta örgü nasıl yapılır, ilmek nasıl atılır onları öğrettim. Veliler bu konuda çok destek oldu. Yine biz Zümre arkadaşlarımız, branş öğretmenlerimiz kendileri örüp getirdiler. Çocuklara örgüde, örgümede yardımcı oldular. Bu kampanyanın inşallah bütün okullarda yayılmasını talep ediyorum. Suriye'den insanlar var. Onlar havalar soğuyunca çok üşüyorlar. Biz de onlar üşümesin diye atkı veya boyunluk örmeye başladık. Burada hiçbir şeyleri yok. Sadece aldıkları kendine çok lazım olan ihtiyaçlarını almışlar. Sadece incecik bir çadırda yaşıyorlar onlar. O yüzden biz de atkı örüyoruz onlara. Şimdi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize oyuncakları böyle sürpriz olarak, mesela çocuklar sadece atkı gelecek diye düşünürlerken mektupta, oyuncakta onlara hediye gelecek mesela. Küçük bir yürekten başladı bu proje. Burada şu ortaya çıkıyor: aslında biz dünyayı çocuklara bırakırsak daha yaşanılabilir bir dünya karşımıza çıkacak. Onların saflıklarına, dünyamızın ve bizim çok ihtiyacımız var. Biraz büyükler çocuklara yer bırakması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen dünya telaşından çocuklarımızın fikirleri, gönüllerinin saflığını kaybedebiliyoruz. Ancak günümüzün buna ihtiyacı var.